Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Endonezya Bali'deki G20 zirvesinde ikili görüşme trafiği yoğunlaştı. Bu yoğunlukta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli görüşmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yapılan görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20'deki diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptı. Apurva Kempinski'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Heyetlere bakalım. Bizdeki heyete Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu görüşmede yer aldılar. Bali'deki kritik görüşmenin gündemine dair henüz bir resmi açıklama yapılmadı. O arada şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bali'deki ikili temaslarında ve çoklu temaslarında Suudi Arabistan Veliaht prensi Muhammed bin Salman'la görüşmüştü. Tabii ev sahibi Endonezya devlet başkanıyla bir araya gelmişti. O arada Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu bu G20'deki bir grup bu Mikta adında bu liderleri bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'daki görüşmelerinde şu anda. Bali'deki o yoğun diplomasi ikili görüşme trafiğinde gerçekleşen Erdoğan Biden görüşmesinin görüntülerini izliyoruz. İki lider de birbirlerinin sözlerini pür dikkat dinliyorlar. Türkiye ile Birleşik Devletler arasında evet son zamanlarda önemli sorunlar var. Bunlardan birisi F-16 konusu. Ayrıca Amerika'da seçimler yapıldı. Temsilciler Meclisi'nin tablosu değişti. Cumhuriyetçiler orada yani Biden'ın değil, Biden değil diğer parti Cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirmiş durumdalar. Bu durum bu açıdan da Türkiye-Amerikan ilişkileri ayrı bir döneme giriyor gibi görünüyor. Biden'ınla yapılan görüşme bu açıdan önemli. F-16'ların modernleştirilmesi konusunda Türkiye ısrarlı. Amerika'dan bu konuda çok net açıklamalar gelmiyor ama Beyaz Saray'ın bunu desteklediğini biliyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketinden önce Endonezya'ya. Fethullah Gülen meselesinin de eğer görüşürsem gündeme geleceğini söylemişti. Fethullah Gülen ve Bera yakın çevresinin orada Birleşik Devletler tarafından korunduğunu belirtmişti. Bu görüşmeye ilişkin ayrıntı sanırız ilerleyen saatlerde her iki taraftan yapılacaktır.